girişten hemen sağımızda Sarsılmaz İstanbul'u karşılıyor. Ve karşımızda da İstanbul Silah. Harika bir stand. Harika bir görselle karşımızda. Dev ekran. Tam babamız özel şey dronlar, o kalkanmada dronlar oluyor zaten. Monza reklamları. Şimdi standa doğru ilerliyoruz. İstanbul Silahı yeni çıkardı. 30-06 60 tüfe, taktik tüfe. Harika bir tasarım yapmışlar. Yurt dışına gönderdi. 8 modelleri. Aynı taktikal dipçiğin 308 için uyumlu olanlar da var. Onların da bakılacağını söylediler. Burada Impala Plus'lar. Yer otomatik aldık tekleri. Kolay gelsin. Burada yine Monza'lar. Farklı dipçik renkleri. Çok güzel bir renk yapmışlar burada. Bunları internetten değil de canlı görmek daha güzel. Bu da diğer modeller. İstanbul'da New Edition'de kendini açmış durumda. Gördüğünüz gibi yurt dışına gönderilen modellerin hepsinde YouTube'de maz olarak takılabilirsiniz. Bunlar da Impala Plus. Ne demek? İsim yedin? Bu bir dakika bu atış türeli. Güzel bir görüntü. Gördüğüm kadarıyla 36 modelinin namlet kalınlığı diğerlerinden biraz daha fazla. Ama çok güzel. Ağırlık olarak da gayet ideal bir tüfek yapmışlar. Taktik tüfek. Kesinlikle alınabilir. Meraklılar için. Tüfeğe bir atış tüfeğini alabilir miyiz elimizden? Tabii. Gayet hoş. Tutumu çok, ele oturması çok güzel. Tutumu gayet rahat. Atışlar için çok güzel kullanılabilecek bir tüfek yapmışlar. Tetik hassasiyetlerde normal tüfeklerinden biraz daha hafif, daha güzel. İstinat boşluğunu hissedebiliyorsunuz ve atış yaparken gerçekten de atıcıyı memnun edecek şekilde bir tetik hassasiyeti var. Yaklaşık tahminlerime göre 1,5 kiloluk bir tetik ağırlığı var. Gayet de güzel. Yine dipçiğin üstünde normal Monza modellerinde olan yükseltme kiti yapmışlar. Diğerlerine uyum sağlaması için. Fabrikanın söylediğine göre de bu atış dipçiğinin aynısı şu anda sadece 0.6'da var. 308 içinde şu anda yapım çalışmaları başlamış. Eski Monza'lar olanlara inşallah ben gibi bir atış dipçiği gelecek. Alacağız. Çıkarılır çıkarılmaz. Ama alanı üzmeyecek. Gayet rahat ve güzel bir tüfek. Ustam şeyi merak ettim. 30.06'nın namlu kalınlığı biraz da diğerine göre fazla gibi. Doğru mu? Doğru. İster istemez
basınç arttığı için namlunun et kalınlığı biraz daha kalın yapmışlar ve çok da güzel olmuş. Zaten atış tüfeğinde de aranan bir özellik. Tüfek her konuda başarılı. Yani hemen piyasaya şu dipçiklerin çıkmasını bekliyoruz inşallah. Çıkarsa da biz de birer tane edineceğiz. Çok güzel bir tüfek yapmışlar. Her konuda zaten 380 bir fark yok. Bolt kolunun çalışması inanın ithal tüfeklerde bile olmadığı şekilde her zamanki gibi Monza'nın standardı. Hiç adamı üzmüyor şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok rahat bir bolt kolu var. Tetik hassasiyet dediğim gibi çok güzel. Fazla bir oynamaya bile ihtiyaç duymadan rahat tüfeklerle atış yapabilirsiniz. Hassas atışlar için çok güzel bir tüfek yapmış. Zaten fiyat olarak da yerli malı, milli malı, milli sermayemiz kesinlikle alan avcıları, atıcıları üzmeyecek bir tüfek. Şu vergilendirmeyi de halletseler her şey daha güzel olacak inşallah da. Ve dipçik hakkında şunu söyleyebilirim, çok ağır bir tüfek değil. Yaklaşık tüfeğin ağırlığı maksimum hissettiğim kadarıyla 4 kiloyu bulmaz diye düşünüyorum. 4 kilo civarında olur. Çok ideal bir ağırlık. Çok aşırı bir ağırlaştırılmış bir tüfek değil. Çok da hoşuma gitti yani. Şu anda 4 kiloda Monza'nın bu dipçiğini bekliyoruz inşallah. Monza standımız, İstanbul silah standımız bu şekilde. Arge çalışmaları, yapılan işler, işlemler gerçekten on numara.